Selamünaleyküm arkadaşlar herkese merhabalar bugün Güneş Karşısı savaşımız var bugün anlaşmalı olduğu için direkt bunları iki saatlik açıyorum arkadaşlar biraz savaşacağım sonra kapatacağım olay bu yani bugün anlaşmalı arkadaşlar karşı ittifaka verdik yani sıralamaya koyduk sadece puan yapacağız onun haricinde zaten bugün geç girdim. Şey yapmadım yani. Başlar başlamaz, başlar başlamaz girmedim yani. Ya bir de bu nedir yani böyle ya? 8 saat sürüyor, 12 saat sürüyor, bilmem ne oluyor yani. Ciddi anlamda bu bunun kısalması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi olayımız şu bugünkü olayımızdan bahsedeyim. Eee Video ne kadar sürecek bilmiyorum. Ne kadar uzun sürecek onu da bilmiyorum. Fakat işte e, şu an bir takım işlerim de var. Hem ekran görüntüsü açık hem oyun oynayacağız. Hem ben ara sıra işlerimle ilgileneceğim. O anda ekran donabilir. Ona kusura bakmayın ama arada konuşacağım. Yani konuşmaya çalışacağım. Hatta sürekli konuşacağım. Ama ekran hareketsiz kalabilir. E, hem çalışırken hem konuşacağım. Hem de bir şeyler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Biz ilk önce biraz rally açalım, şey yapalım, ee, biraz puan toplayalım. Bizim amacımız puan, puanlarımızı bir alalım ilk önce. Sonra ne oluyor, ne bitiyor, onları izleyelim arkadaşlar. Hem sohbet olsun, hem muhabbet olsun, hem de siz izleyin. Ee, bu genellikle biraz sohbet muhabbet edelim arkadaşlar. Bizim sohbetimizin ana başlığı şu. Şimdi arkadaşlar çok fazla soru geliyor. Şimdi biz çekiliş yapıyoruz. Bu çekilişlerle ilgili insanlar sonra dönüyor diyor ki abi ne oldu çekiliş ne oldu diyor mesela. Bakın arkadaşlar şunu size söyleyeceğim. Benim hediye dağıtma sistemimden bahsetmek istiyorum sizlere biraz da. Hem rallimiz gitsin hem de sistemimizden bahsedelim. Arkadaşlar benim ralliler genelde e, dolmuyor. Yani güçlü kişiler atmıyor. Benim rallim. E, Bakın mesela bizim Türk arkadaşlar da atıyor. Hepsi bekliyor beni de açalım da işte biraz puan kazansınlar diye. Neyse bugün bugün şey farklı bir sistemde bir şeyler yapacağız yani. Uyumlu olacağız e, buradaki arkadaşlarla. Ben gelene kadar zaten bakın arkadaşlar ben gelene kadar her yer alınmış oluyor. Her neyse önemli değil. Ee, şimdi Arkadaşlar ben şimdi hediye dağıtıyorum. Tamam mı? İşte videolarda her videoda zaten birisine atıyorum. Örnek veriyorum. Çekilişleri arkadaşlar şimdi zaten bana gelip abi çekiliş ne oldu diyen adam zaten videoları izlemeyen adamdır. Hani ben de benim sistemimde videoları yani YouTube kanalındaki izlemiyorsa sadece hediye için geliyorsa oraya şunu bakın ben o zaten kimseye hediye vermiyorum. Ben gelip kanalda kanalı gerçekten izleyen keyif alan. Şimdi keyif alıyor. Arkadaş beni dinliyor keyif alıyor. Bütün videolarımı izleyen arkadaşlarım var benim. E şimdi adam benim bütün videolarımı izliyor. Keyif alıyor. Ben de bu arkadaşımıza destek olmak istiyorum. Bunun neresi yanlış? Yanlış bir şey yok değil mi arkadaşlar? O yüzden sorun bu. Benim videolarımı şimdi adam geliyor. Bir çekiliş var işte. 3000 TL'lik çekilişmiş var. Giriyor. ID'sini bırakıyor. Gidiyor kayboluyor abi. Zaten bekliyor. Ben şey yapacağım. İşte kazandın. Tebrikler. İşte örnek veriyorum. Adama mesaj atacağım. Adam gelecek hediyesini alacak. E şimdi beni sürekli takip eden, severek izleyen. inanın yani ben bilmiyorum. Yani doğru mu yanlış mı ben bilmiyorum. Hani bugün ne zaman niye video gelmiyor abi? Bugün merakla bekliyoruz. İşte bir an önce bir video gelse hani keyifli oluyor, güzel oluyor diye o tarz bekleyen arkadaşlar var. E ben bu arkadaşım e, hediye almasını isterim değil mi arkadaşlar? Şimdi benim üzerinden bir sürü kişiye hediye attığım da var. Kazanmayıp da attığım da var. E onları zaten göstermiyorum zaten. Onun haricinde şimdi video e, şimdi videolarımızı izlemeyen arkadaşlar zaten çekilişten faydalanamıyor ki. Çünkü ben bütün ipuçları videolara yayıyorum. Mesela diyelim ki bugünün çekilişini Attığım diğer videoda mesela şey yapıyorum. Kazananı belirliyorum. Ne demek istediğimi anladın mı? Yani burada bizim YouTube kanalımızdaki çekilişleri kazanan kişiler tamamen e, bütün videoları izleyen insanlardır. Hak eden insanlardır yani öyle söyleyeyim ben size. Çekilişten faydalanan, kazanan insanlar hak eden insanlardır. Çok güzel Azerbaycanlı kardeşlerimiz var. Bütün videolarımızı izliyorlar. Severek izliyorlar. E zaten bizim videolarımızın hepsi de öğretici. Onun haricinde yabancılar da çok izliyor. Alt yazılı falan yapıyorum. Yani genel anlamda iyiyiz. Sorun yok. Yani çok soru sorulduğu için söylüyorum arkadaşlar. E diğer türlü zaten arkadaşlarımızın hepsi hediye aldılar. Yani kazanan bütün arkadaşlarımız hediye aldı sadece 5 kişiyi, 5 kişiyi şöyle söyleyeyim ben size. 5 tane arkadaşımız 100 TL'lik hediye kazandılar. Ben onlara dedim ki ben bunlara 300 TL'lik hediye vereceğim. Yani 200, 200 ve 300 TL'lik hediye vereceğim. Onları diğer haftaya tip tamamen hani gene onları düşündüğüm için. İkinci haftada bu arkadaşlara daha yüksek miktarda hediye göndermek için beklettirdim. 5 kişi kaldı onları da atacağım dedim. Zaten o 5 kişi de anlayışlı arkadaşlar biz zaten. O konuda da bir sıkıntımız yok zaten. Hediye konusu böyle arkadaşlar. Hediye konusu dediğim gibi bütün videolarımızı izleyen, aktif olan, DC'de aktif olan, Discord'da, YouTube'da yorum yapan, beğenen. Ben hepsini görüyorum arkadaşlar. Yani YouTube stüdyoda hepsini görüyorum. Kim yorum yapmış, kim beğenmiş, kim ne yapmış hepsini görüyorum ben. Ben bunları baz alarak ee, şey yapıyorum. Arkadaşlar baz alarak hediye veriyorum. On ee, onun haricinde buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi biraz oyuna odaklanalım arkadaşlar. Oyun şu anda gördüğünüz gibi herkes bir şeyler yapıyor. Bir de bu oyunda şöyle şeyler de var. Tek başına dalan kişiler var arkadaşlar. Onlar hangi mantıkla o, o dalıyorlar onu da bilmiyorum. Bileniniz varsa yorumlara yazın. Yani Adam içerideki bir mi askere şey oluyor tek başına 50-60 asker oluyor. Yani ne olacaksa artık yani. Her neyse. Onun haricinde ne yapıyoruz şu anda? E, 73 me gücümüz var. Baya güzel askerimiz var arkadaşlar. Asker konusunda şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Öncesinde çok asker sıkıntısı yaşıyordum. O yüzden asker bastım. Bu, e, bunu, bu konuda da bilgi vereyim size. Normalde asker basmayacaktım bir de bu şeflerin salonu gibi etkinliklerde en çok puanı veren askerdir arkadaşlar. Ben de şey yapıyorum. Hızlandırma biriktiriyorum ve direkt şeflerin salonu geldi mi o zaman asker basıyorum. Başka zaman da asker basmıyorum arkadaşlar. O zaman hepsini basıyorum ve sıralama. Yani en kötü ilk üçe giriyorum. Bunu size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Asker hızlandırma olmadan şeflerin salonu gibi, SVS gibi etkinliklerde kesinlikle başarı elde edemezsiniz. Bunun bilincinde olun. Şimdi birçok dediğim gibi burada bozguna uğradık. Ne oldu? Evet. Zaten belliydi zaten. Ya çünkü onların asker seviyeleri mesela şöyle bakın aşağı indim ya. Onlar asker seviyeleri bizimkilerinden daha iyi. Bizim rally güçsüz asker atıyor arkadaşlar. güçsüz ras, asker attıkları için de şey oranı yükselmiyor. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam edeceğiz arkadaşlar. Zaten puan almak için. Bir de masada şey e, iyi bir arkadaşımız. Benim şöyle bir sıkıntım da var arkadaşlar. Benim nişancım yok. Açık söyleyeyim. E, Alonso'yu fullleyeceğim diye Zinman'a önem vermedim. Silahı bile 2 level'da. Bildiğin şu anda nişancım çöp. Ciddi anlamda çöp nişancım. Alonso'yu fullleyeceğiz arkadaşlar. Alonso geldi mi? full fullleyeceğiz. Silahını da fullleyeceğim arkadaşlar. Baya güzel bir seviyeye getireceğim onu. Onun haricinde hatta şey yapacağım. Bu yarın geliyor galiba. Ya da bu videoyu çektiğim zaman geliyor. Evet yarın geliyor. Bugün yani saat sıfırlandığı zaman Alonso gelecek. Onun videosunu da atayım size o zaman. Aynen öyle bir şeyler yapalım. Açalım ya rallim adı katla <laughs> bir şeyler yapıyoruz şimdilik dedim ki ben hem oynuyorum hem anlatıyorum arkadaşlar siz oyunu takip etmek isteyenler takip eder zaten diğer türlü de hem sohbet olsun hem muhabbet olsun yoksa bu bu uzun bir video, video olacağına benziyor e, bitmez bizim şey ralli açıyor bizim sunucunun en güçlüsü. Fakat yani inan şu anda çok iyi durumda. Ben şimdi şey bir birkaç kale dedim ya eski sunucularda kale satın alayım dedim. Şimdi birkaç tane kale teklifi geldi. Bakıyorum mesela inanın eski sunucuların balinası olarak geçiyor. Ya bakıyorum şu anki kahraman donanımı olarak yani bu Arap şu anda onlarla eşdeğer. Yani bizde daha biliyorsun ikinci gendeyiz yani adamlar 5. 6. genlerde en kötü 4. gende şey var. Balinası kaç aydır da oynuyor oyunu. Hani en kötü bir senesi var. Adamların şu anki kahraman donanımı hemen hemen aynı yani. O yüzden Arap iyi durumda şu anda. Öyle söyleyeyim ben size. Çok da kötü, çok iyi bir durumda hatta. Tabi şu anda yakın eyaletlerde daha iyi durumda olanlar da var. Fakat Arap da şu an iyi durumda. Bu direkt Arap dönüyor çünkü Arabistanlı arkadaşlar. Direkt Arap yani. Şey değil yani böyle hani Mısırlı çubuğu değil yani. Direkt Arap. Aze A Arabistanlı. Evet. Nerede kalmıştık? Biz ne konuşuyorduk ya? Konu dağıldı bak gördünüz mü? Kale Savaşı şu anda Güneş Ateşi Kale Savaşı bahane. Maksat sohbet muhabbet arkadaşlar. <laughs> Şimdi hediye konusunu çözecek. Hediye konusu arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar. Hediyeyi beni Zaten gönül işi, hediye gönül işi biliyorsunuz arkadaşlar. Gönül işi. O yüzden diyorum ki ya beni takip eden adama gitsin ya. Gerçekten severek izleyen, hediye için izlemeyen, severek. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela biz yurt dışındayız değil mi arkadaşlar? Şimdi biz mesela buradan bazen Türkiye'ye geldiğimiz zaman sevdiklerimizin yanına geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? Hediye alıyoruz. Çünkü neden? Çünkü gittiğimiz kişiler bizi seven insanlar. Bizi seven insanların yanına gidiyoruz. Anlatayım mı? Yani bugün onların bizden bir hediye beklentisi yok zaten. Biz gittiğimiz zaman mutlu oluyorlar onların yanında olduğumuz zaman. E nedir? Hediye götürüyoruz. Çünkü beklentileri olmasa bile e, hediye vermek güzel bir şeydir. İnsanın birbirine bir şeyler ya şimdi ben bu oyuna örnek veriyorum arkadaşlar. Aylık 700-800 dolar para yatırıyorum değil mi? Şimdi ben bu 700-800 doların 100 dolarını kalkıp da buradaki takip eden, yorum yapan, gerçekten de bir şeyler yapan, severek dinleyen insanlara 100 dolarını versem paylaştım. Yani ne olacak yani? Ya bu oyun gelip geçici değil mi? Ben bu inanın arkadaşlar bakın ben bu oyun YouTube'da olsun, Discord'da olsun çok güzel samimi arkadaşlıklar edindim. Ee, bu arkadaşlıklar bu de bu bunlar şu anda bu, bu oyundan daha önemli benim için. O yüzden dediğim gibi yani Önemli olan nedir? Bu. Şimdi severek dinleyelim. Ben vallahi bazen şimdi şey yapıyorum. Bazen diyorum acaba gerçekten insanlar severek dinliyor mu? Gerçekten. Hani güzel bir şeyler yapıyor muyuz? Şimdi bu hayatta güzel bir şeyler yapmak gerçekten çok önemli arkadaşlar. Şimdi biz şakayla karşı bu YouTube olayına başladık. Ve bu YouTube olayının nereye gideceğini bilmiyorum. Yani şu anda 4000 aboneye yaklaştık galiba. Şaka maka 4000 abone. Ben şeydeyken. Discord sunucusundayken şey diyordum. Ya arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> e, şu an 300 aboneyiz. 1000 aboneye doğru gidiyoruz falan filan. İnsanlar şey yapma. Be, 1000 abone de zor falan diyorlardı. Şu anda 4000 aboneyiz arkadaşlar. Az değil yani. Evet. Tekrar gidiyoruz. Tekrar ralli arkadaşlar. Burayı bir süre elimizde tutmamız gerekiyor. Bakın benim rally donmuyor ki abi. Kimse atmıyor bana. Kaç? 634k askerimiz var. Bak. Kimse bize şey atmıyor. Bak destek atmamış arkadaşlar. Sizce ne olur burada? Bakın 600k askerimiz var. Karşıda 970-981 M'ye yakın asker var arkadaşlar. Dur şunu da hızlandırayım yoksa yetişemeyecek. <laughs> Bari bu da gelsin. Evet. Şu anda doğum. Ne oldu? Bir saniye ya. Bir dakika 11 saniye. Yok arkadaş kimse göndermiyor. Asker göndermiyor. Bizim Türk arkadaşlar var. O o arkadaşlarımız da var. Bir arada onları da çekelim. Arkadaşlar burada olanlar YouTube'dan şey yapsın. Sonrasında yorum yapsınlar. Kalesinin ismini falan yazsınlar. Ben şu an bizim sunucudaki Türklerin YouTube'daki sayfa Discord kanallarındaki hediye göndereceğim. Gönderemiyorum çünkü tanımıyorum. Yorum yapsın ismini söylesin. Ben ona göre şey yapacağım. Ee, bizim sunucudaki arkadaşlara çekiliş dışında hediye göndereceğim. Evet. Bu asker olayını da biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, az az yardım Yardıma basıyorsunuz. Az az iyileştiriyorsunuz arkadaşlar. Hepsini birden iyileştirmeyin yani. Hızlandırma kullanmayın. Mesela şöyle düşünün. E, 700 tane askeri otomatiğe koyun. Orada basın. E, sürekli itfak yardımı sıfırlıyor ya orayı. Sürekli sıfırlamış oluyorsunuz. Bir, bir nevi bug gibi bir şey yani. Evet. 600K askerle bir maskere dalıyoruz. Haydi gazamız mübarek olsun. Şu anda diriliş Ertuğrul'un müziğini çalmak gerekiyordu arkadaşlar. Tık 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 tık. 600K askerimiz var arkadaşlar. Onun şef donanımı da benimkinden iyiydi galiba ya. Ben onu öyle hatırlıyorum. Bu arkadaşı öyle hatırlıyorum. Onun şef donanımı. Bizim bizdeki şu anda asker gönderen arkadaşlar da yani şey ya T8 falan yani. Taunman yok. Sadece bende taun var. Ama bir kere açtık artık. Geri dönüşü yok bu işin arkadaşlar. Geri yapmayacağız. Saldıracağız artık yani. Geri fites yok bizden abi. Önce bombalayacağız sonra zumbalayacağız. Ha bir de arkadaşlar bu video için de bir kişiye e, çok güzel bir paket göndereceğim. Bilginiz olsun. Yani bir 300 TL'lik gibi bir paket göndermeyi düşünüyorum. Bu videoda bir tane şifre vereceğim arkadaşlar. Zaten bu video çok uzun olacak. Onu söyleyeyim. Bu videonun kazananı inanın ki çok e, az olacak. Yani to toplasa 3-4 kişi katılabilecek diye düşünüyorum. Aha aldık mı? Nasıl aldık ya? 600k askere. Hayda destek yolla. <laughs> destek yolla. Burayı elimizde tutalım. Biraz puan kasalım. Evet. Gönder gönder gönder. ya Bugün benim işimin durumuna göre erken çıkabilirim. O yüzden şey yapmam lazım. Puanları e, şey hediyelerin hepsini alıp ne olur ne olmaz. Hani çıkarım çıkarım falan filan. O yüzden Bakın şu şekilde arkadaşlar. 750 asker yapıyorum. Basıyorum yardım. Tık. 750 asker. Örnek veriyorum. Zaten bir dakika içinde hemen şey oluyor. Bir dakika içinde doluyor. Evet. Şimdi bakalım. Bu neymiş? Bu değil ya. Bu da değil. Bir saniye ben ne yapıyorum? Neredeydi bizim saldırdığımız? Hayır. Geri mi çıktı acaba? Ha, buradaymış. Tamam, 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 tamam. Bakın 977 1 m 630 k asker. Şef donanımı şu anda benimkinden çok çok iyi. Ve T9 askeri var. Bak, bak 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 T10 askeri benden daha çok. Wow. Abi o nasıl oldu arkadaşlar? Bunu bilenler yoruma yazsın arkadaşlar. Adamın T9, T10 askeri bizimki de işte bizim ortalamamız T8. Adamınki T9, T10 seviyesinde. Ama 600K askerle 975K askeri nasıl yendik arkadaşlar? Bunu bilenler yorum yapsın rica ediyorum. T pro oyuncular var aramızda. Onlar da yorum yapsınlar. Nasıl oldu ben de anlamadım. He. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Evet. Hem göstereceğim. Bu videonun kazananı bence çok elle sayılacak kadar dikkat edilecek. Çünkü bu video biraz uzun olabilir. Uzun olursa bir şifre söyleyeceğim. Şifreyi bana söyleyen arkadaş hediyeyi kazanacak. Büyük bir ihtimal bu bizim güvenlikçi falan. Adını güvenlikçi bizim güvenlikçi koydum. O bizim güvenlik. Bizim güvenlikçi kazanabilir. O bütün o hepsini izliyor dakikası dakikasına. Bir tabii kişi daha bizim Azerbaycanlı kardeşlerim de hepsini izliyor. Bak onlar da hakkını yemiyor. Bak Ondan sonra bizim sunucu da bu, bunu izler diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bakın bu e, bizdeki yabancı arkadaşlar şu anda 10 bin 15 bin dolara yakın bir para basmışlar. Yani ben biraz akıllı yatırım zaten bizim amaç kanalın amacı da neydi? Akıllı yatırım yaparak e, güçlenmek iyi bir yere gelmek. Bütün videolarımda hangi paketleri almanız gerekiyor diye paylaşım yapıyorum. Gene soran arkadaşlar var. Sorun değil. Hiç sorun değil. Ee, eski videolardan eski videoları izleyen varsa bilir. Zaten şu anda bizim birçok bu kanalı keşfeden birçok arkadaşımız şey diyor. Abi diyor keşfettik diyor. Şu i̇şte onlar için daha iyi olmuş oluyor. Şimdi biz sürekli video atamıyoruz biliyorsunuz. Yeni keşfeden arkadaş eski videolardan başlıyor yeni videolara kadar bu sefer ne oluyor e adam bol bol video izlemiş oluyor keyifli bir şekilde ama ben elimden geldiğince video atmaya çalışıyorum ve şey yapıyorum zaten uzun atmaya çalışıyorum zaten bir de şöyle bir şey var arkadaşlar bakın YouTube'da ileri sarma özelliği var örnek veriyorum. Ee, önemli noktaları izlemek istiyorsa ileri sarabilirsiniz. Yani ileri sarmayı da kullanabilirsiniz. Hani öyle sıkılma kırma olmasın. Zaten yani zaten bu YouTube zaten yani 5-10 dakikalık videodan ne anlaşılır ki yani? yani? Ne anlayabilirsin ki? Ya şimdi biz geçen şey yaptık. Asker basma şeyini yaptık. Videosunu çektik. Yani o Izleme, izleyince tadı geliyor. Hani güzel oluyor. Al can abi. Ben genelde videoları izlerken, yemek yerken izlemeyi seviyorum. Yemek yediğim zaman telefonu koyuyorum. Bir tane oyun videosu açıyorum. Mesela ben Mobile Legends e, hem oynuyorum hem izliyorum. Aslında bu kanal içinde bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir de e, Mobile Legends video ikinci oyunumuzun şeyi şu olsun mu? Mobile Legends. Hem de buradaki takipçilerimizle birlikte orada oynama fırsatımız olur. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Mobile Legends'a da giriş yapalım mı? Ama bakın. Şöyle bir şey yapmamız lazım. Eğer ona giriş yaparsak hep birlikte birbirimize destek vermemiz gerekiyor. Yani şu şekil orada e, onun o o videoları yayınlarsak beğeni olsun, yorum olsun böyle kemik kadro baya bir destek vermesi gerekiyor. Çünkü Diğer Mobile Legends e, oyuncularından biraz böyle fazla da geri kalmamamız gerekiyor videolarını attığımız zaman o video ikinci oyunumuz Mobile Legends olsun diyenler arkadaşlar yorumlarda belirsinler. Bir de arkadaşlar yorum yapın dediğim zaman e, videoyu durdurun yorumumuzu, yorumunuzu yapın sonra tekrar video başlar. çünkü ben bazı noktalarda gene yorum istiyorum sizden bu sefer. O ilk yorumu unutuyorsunuz, ikinci yorumu yapıyorsunuz. Yani yorumlarda direkt yorumunuzu yapın. Üç tane de yorum yapsanız olur, dört tane de olur. Siz yapın, ben hepsini okuyorum. Hatta yorum okuma videoları da gelecek arkadaşlar. Şimdi biz bu, bu tarihti bayağı elimizde tuttuk. Şimdi buna göz koyarlar. Şimdi buraya şey yaparlar. Şimdi bir de YouTube kanalı şey yapıyoruz ya YouTube'da paylaşıyorum ya arkadaşlar. Bu sefer herkes bana saldırıyor. Toplanıyorlar bir de güçlü bir rally kuruyorlar ha. Hani yıkmak için. Özellikle güçlü oyunculardan topluyorlar o Bana saldırıyorlar arkadaşlar. Geçen zaten geçen sefer ralli de açamadık. Ama YouTube kanalı olduğunu bildikleri için herkes şimdi birazdan saldıracak arkadaşlar. Şimdi ben bu şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben bunları mecbur, mecbur hızlandırma kullanmak zorundayım. Çünkü askerlerim ölüye çıkar. Yani şu anda bu şekilde sürekli saldırı yiyorum. Şimdi ralli değersen mem geldi. Bu kız bak mesela donanımları benden daha şey. Niye? Çünkü komutan farkı var arkadaşlar. Benim nişancım gerçekten çok zayıf. Ben zaten dediğim gibi bayağı oyun bir neşeyleme. Bak görüyor musunuz? Alonso'nun farkını görüyor musunuz arkadaşlar? Hiçbir şey yapmıyor ha. Silahı 5 level yapmış. Farkı görün arkadaşlar. Alonso'yu fulllemem lazım. Bu şekil olmaz. SVS'de savaş videoları falan gelecek. Orada maalesef şey yapmam lazım. Güzel bir şeyler yapmak lazım orada arkadaşlar. Yani bir, bir savaş videosu istiyorum orada bam gün bam gün böyle hızlandıracağız böyle şeyleri. Hızlandırma kullanacağız, saldıracağız falan bir şeyler yapacağız. Kafamda bir şeyler var, bir iki taktik var. Evet hala tutuyoruz elimizde fakat bu fazla sürmez diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyle tahminlerimde yanılmam arkadaşlar. Zaten baksana ne kadar yaralı. Bir tane ralliyi savuşturduk. Bakalım. E zaten arkadaşlar şu anda bakalım. Ben biraz şef donanımı basabilirim arkadaşlar. Şef donanım paketi alabilirim. Onu söyleyeyim size. Şef donanım paketini de alacağım. Hatta bu şef donanım paketi için de ayrı bir video oluşturayım mı diye de düşünüyorum. Ya da burada da çıksın. Farklı bir video daha oluşturacağım. Orada da çıkaracağım arkadaşlar. E, çünkü sadece basma videoları izleyen arkadaşlarımız da var. Hani satın alım videoları var ya. Onlardan zevk alan arkadaşlar var. Sadece satın alım videolarını izleyen arkadaşlarımız için de onu kırpıp oradan tekrar paylaşacağım arkadaşlar. Bir de şefler salonunu şeyden bile daha iyi şu anda. Şöyle söyleyeyim şafak pazarından daha iyi şu anda gelen şef donanımı malzemesi. Fakat beni biliyorsunuz ben gen 3'ü bekliyorum şef donanımı için. Gen 3'te basmayı düşünüyorum. Yani şu anda alırsam da tek tük. Yani örnek veriyorum 3-4 level yükselteceğime şu anda 1 level 2 level yükseltirim. Yani o kadar çok yükseltme yapmam yani. Evet. Hem çalışıyorum hem de burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizdeki arkadaşlara baksanız abi. <laughs> yani gerçekten çok zayıflar ha. Yani şey yok ya Şu anda güçmüş yok biz daha 782 asker var. Bizde şu an güç yok. Bir tek ben varım, bir de şey var. Bakayım. Belki MD'de bir şeyler vardır. Bakalım bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Evet bazı şeyler geliyor mesajlar geliyor e-mailler geliyor arkadaşlar diğer telefonuma. Ee, o yüzden çift telefonla takılı. Benim iki tane telefonum var. Aslında benim üç, iki üç tane de yedek telefonum var. Öyle söyleyeyim size. Ee, hepsinin olayları farklı biraz. Ee, o yüzden çünkü şöyle bir şey var. Mesela bazı benim mesela bazı telefonları yanımda taşımıyorum arkadaşlar. Nedeni şu, o konu hakkında da size bilgi vereyim ama şu bir saniye unutmasam size bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar, onun yaralıları bir tık iyileştirmem gerekiyor çünkü eğer bir ralli yersem ölüye dönüştürürüz. O da sıkıntı benim için. Ee, benim çok önemli bilgiler var, unutmadan. Şimdi şöyle söyleyeyim ben, ee, iş için olan telefonum işte bilmem ne için olan onları hepsini ofiste tutuyorum. Çünkü yazışmalar olan telefon var. Çünkü şöyle mesela ben dışarı çıktığım zaman o telefon geçen başıma geldi ya arkadaşlar. Sadece bu oyun telefonu şu anda YouTube'la YouTube oyun Discord var bunda. Başka bir şey yok. Bu telefonda telefonu şey oldu. Yanımda taşıyordum. Unuttuk bir yerde. Sonradan geldi bana ama şu şunu söyleyeyim size. Eğer benim şeyim yazışmalarım falan hepsi bunun içinde. Tabi şimdi şöyle bir şey var, siz diyeceksiniz ki hepsi şey taşımıyor. Kaybolursa sıkıntı yani. O yüzden, o yüzden bizim işler için de baya telefon telefon kodlamışız. Neyse, bu kadarı bilmeniz yeterli, en azından laf arasında söyledik bunu. Onu da açıklamasını yapan şimdi bazen yorumlar geliyor. Oh ve diyor. "Ne yaptın? 4-5 tane telefon biz bir tanesini yapamıyoruz gibi falan." Şimdi arkadaşlar bakın. Burayla Türkiye'yi bir tutmayın. Tamam mı? Buradaki en alt kademe bir insan bile bir iPhone en son sürümünü kullanır. Ki burada şimdi şöyle bir şey de var. Adamlar özellikle gidip almıyorlar. Alabiliyorlar ama almıyorlar. Adamlar iPhone 10, 11, 9, 8, 7 hala 6 olan bile var. Adam değiştirmiyor. Çünkü öyle bir hevesi yok. Çünkü kolay elde edebildiği için e, bu tarz şeylere girmiyor. Ne demek istediğimi anladınız mı? E, burada adam bir hafta 10 gün çalıştım. iPhone 15 alıyor yani arkadaşlar. Şimdi ben gittim dedim ya ben hemen gittim bir iPhone 15 aldı, al, alacağım dedim. Biri de orada yazmış A işte B gibi para var adamda. Baksanıza telefon kayboluyor 15. Yani bak bu adam o yorumu yazan adam şöyle söyleyeyim ben size, Hayatı boyunca hiçbir yere gelemez arkadaşlar. Bak hiçbir yere gelemez. Ki gelir gelmez bizi de ilgilendirmez de. Şu açıdan söylüyorum. Yani benim yaşadığım yerle senin kendi yaşadığın ülkeyi bir tutarak şey yapma kıyaslama yapma. Burası zaten o telefonu öğreten yer burası. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani bu telefon şimdi bu telefona ulaşmak zor değil ki buradaki insanlar için. Onu demek istiyorum. Yani kalkıp orada yok B gibi para var adamda telefon kayboluyor hemen gidiyor 15 Pro Max alıyor gibi yorum yapmış arkadaş. Cevap vermedim. Dediğim gibi arkadaşlar eleştiri yapabilirsiniz. Ee, adı nedir? Ee, yaptığım videoları beğenmeyebilirsiniz. Ee, hoşunuza gitmeyebilir. Ya zaten hoşuna gitmiyorsa takip etmezsin. Hoşuna gitmiyorsa yorum yapmaz. Gitmiyorsa beğenmezsin. Gitmiyorsa izlemezsin. Gitmiyorsa burada ne işin var? Örnek veriyorum ben. Onun haricinde eleştiri açacağız arkadaşlar. Ben eleştiri yapan insanlara bile hediye attım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Eleştiri yapın arkadaşlar. Öyle pembe mesajlar yani öyle güzel mesajlar yazmanıza eleştiri varsa yapın. Eleştiriniz varsa kesinlikle yapın. Zaten bu hayatta her zaman kendiniz olun arkadaşlar. Her zaman kendiniz olun. Başka insanlara özenmeyin. Kendiniz olun. Bırakın insanlar size özensin ya. Hani bir bu ünlülere özenme muhabbeti var ya abi. Yani kesinlikle insanlara özenmeyin arkadaşlar. Sanatçılara özenmeyin. insanlara özen, özen, özenmeyin ya. Mesela onlara verilen imkanlar sizlere verilseydi. Belki siz onlardan daha iyi bir seviyede. Belki size karakteriniz, kişiliğiniz şeyiniz onlardan daha ileri seviyede. Ne demek isterim anlıyor musun? O yüzden kendiniz olun. İnandığınız şeylerin peşinden gidin. Onun haricinde ne yapıyor? Bu gene bu bize saldırmış bak arkadaşlar. Al işte manyak. Bu bir daha bize gelmez arkadaşlar savurma zaferi yaptık. Adam bilmiyorum bunun ne sorunu var bilmiyorum ama adam donanımı da bizden iyi. Ama gene de çakıldı yani yine. Neyse bu adam sayesinde iyi puan aldık arkadaşlar. <laughs> güzel güzel. Bütün puanları alırız. Hatta şeyin sonunda kaçıncı olduk ne kadar elmas geldi onu da gösteririm size. Arkadaşlar. Bizim Türk arkadaşlara yazdım. <laughs> Hepsi şu anda bendeler. <laughs> Tamam. Onun haricinde arkadaşlar iyi olun. Bakın kötülükten bir şey gelmez. İyi olun. İyi olmaya çalışın. Karakterinizi sağlam tutmaya çalışın. Kişiliğinizden ödün vermeyin. Karakterinizden ödün vermeyin. Bu hayatta e, ben e, aslen nereliyim? E, arkadaşlar memleket dönemi de değil nereli olduğun da önemli değil. Önemli olan insan olabilmek. O yüzden o konulara girmeyelim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben e, şöyle söyleyeyim. 10 11 yaşında İstanbul'da Kadıköy'de Rıhtım'da. Orayı bileniniz varsa yazsınlar. Bunu da yorumayasın arkadaşlar. E, Kadıköy Kadıköy'e Kadıköy'e rıhtımda 11-12 yaşlarda ben su satıyordum arkadaşlar yazın. Su satıyordum orada arkadaşlar. Bildiğiniz su satıyordum. Hayatımı geçindirmek için su satıyordum. Ee, biraz şimdi böyle videolar uzun videolar gelince artık bir daha hem yazıyorum hem biz konuşuyorum da. Aleykümselam kardeşim. Emrah hepimize selam söylemiş. Aleyküm selam diyoruz buradan Emrah kardeşimize de. on ee, onun haricinde Emrah bizi izliyor galiba. Emrah şu an bu videoyu izliyorsan yorumunu yap kardeşim. Discord'dan gel. Ee, şey yap ekran görüntüsünü bana at. Ben sana e, hediyeni göndereceğim kardeşim. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu an bu Emrah kardeşimiz burayı izlediyse dinlediyse hediyesini aldı. Ya Olay bu arkadaşlar. Hediye konu muhabbeti var ya. Bana diyorlar abi çekiliş ne oldu? Abi bu ne oldu? Abi hediye bu. Olay bu. Dinleyen, izleyen, severek takip eden kişilere gönderiyorum arkadaşlar. Yani zaten anlaşılıyor. Bak arkadaşlar diyor ki YouTube'da sever. Yani benim yayında olduğumu biliyor, kayıt yaptığımı biliyor falan. Evet. Biraz da hayatımızdan tabii bahsedelim. Çünkü bu böyle uzun videoları herkes izlemiyor arkadaşlar. bak bay siz. <laughs> O yüzden bu tarz şeyleri ben gerçekten beni seven, dinleyen insanlara anlatmayı seviyorum. Hani öyle her videoda kalkıp da hayat hikayemizi anlatacak değiliz. İşte bu videoya en az 2-3 saat olacak diye düşünüyorum. 2-3 saat olacağı için de şey yapıyorum ben. Ee, bir saniye. O yüzden hayat hikayemizden bahsedebiliriz. Şimdi arkadaşlar 11 yaşında 12 yaşımda İstanbul Kadıköy Rıhtımında su satıyordum arkadaşlar. Benim yaklaşık 10 yılım Kadıköy'de geçti arkadaşlar. Kadıköy ile ilgili çok anım var. Moda da orada burada. Kadıköy ile ilgili her yeri bilirim. Adım adım bilirim her yeri arkadaşlar. Şimdi tabi mekanlar falan değişmiştir. isim değişmiştir falan artık hatırlamam ama. Ee, barlar Sokağı hariç. Barlar Sokağı'nda hiç takılmadım. Barlar Sokağı hariç ama modadaki Barlar Sokağı'nda takıldım. Orası biraz daha böyle şey. Kafe, bar tarzı. Diğeri biraz şey daha farklı. Bilen biliyor da. Neyse. Neyse. Ee, o onun haricinde şey. Abi mix'ten yardım isteyeceğiz de mix'in de o kadar gücü yok ya. Mix iyi iyi o da çok para harcadı da ben birkaç taktik verdim ama ne kadar. E, ee, Kadıköy'de çok anlarım, çok yıllarım geçti orada küçükken. E, ee, onun haricinde ondan sonra arkadaşlar benim biraz bir serüven başladı benim. Yurt dışı serüvenlerim başladı. Ben ilk şeye gittim. Dubai'ye gittim. Bastım gittim Dubai'ye. <laughs> gittim orada şey yaptım. Bulundum Dubai'de çok değerli, dehşet paralar var arkadaşlar bu arada. Ee, ondan sonra Avrupa'ya gideceğim dedim. Avrupa'ya gittim falan. Sonra Amerika'ya geldim falan. Sonra dedim ki ya dedim Amerika çok güzeldir. Amerika zirve dedim. Aa Amerika'dan güzel yerler de var bu arada ben size söyleyeyim. Amerika o kadar da hani böyle dışarıdan bakıldığı gibi değil şeyde mesela Avrupa'nın diğer yerlerde çok daha güzel yerler de var mesela Japonya çok beğeniyorum ben Japonya yani idealleriniz arasında böyle Amerika gibi şeylerde takılmayın Japonya çok iyi onu tavsiye ederim Kore de çok güzel onun haricinde Çin'e Çin, e, Çin, Çin iyi ama ben Çin bu Amerika'daki Çinli kızları gördükten sonra artık Çin'e gitmekten vazgeçtim. Onun haricinde e, Rusya güzel bakın. Rusya'yı da tavsiye ederim size. Gidin arkadaşlar, hem orada evlenirsiniz de. Ondan sonra şey, Singapur olur. E, farklı yerlerde de şey yapın yani. E, kafanıza takın. Onun haricinde arkadaşlar ben Alaylıyım arkadaşlar. Alaylı dedim nedir? E, kendi çabamla bir şekilde oraya git, buraya git, şöyle yap, böyle yap. Kimse bizim elimizden tutmadı bir yerlere getirmedi. Biz tamamen kendimiz başardık arkadaşlar. O yüzden de kendi işimle ilgili böyle bilgi vermek istemiyorum. Benim burada kardeşlerim falan yanımda hepsine, onlara e, küçüklükten beri yetiştiriyorum, onlara öğretmişim. Yani ben olmadan da bütün işleri hemen hemen götürüyorlar. Sadece gidip teftiş yapmak kalıyor. Onun haricinde arkadaşlar savaşımız tam gaz devam ediyor. Aslında şey yapalım mı arkadaşlar böyle ben e, video çekerken Discord'dan e, sizi de alsam. Hem videoyu çekeyim hem de muhabbet etsem öyle bir şeyler de yapalım mı? Yani mesela şu anda hem benim sesim gelir hem senin sesin gelir. Ama biraz ses karışır ama soru cevap şeklinde konuşursak bence e, anlaşılır ya. Bir öyle bir şey yapabiliriz bence. Deneyeceğim. Hatta şu bir ilk bizim güvenlikçi alacağım. Bakalım. Bizim güvenlikçi alan birkaç tane soru da <laughs> güvenlikle ilgili bize biraz bilgi versin. <laughs> Ay Allah ya. Ama güvenlik bak ben bir ara güvenlik de olmayı olmak istemiyorum. Güvenlik. Abi rahat ya dedim gideyim bir yerde dedim silahlı silahlı güvenlik olup falan, falan. küçükken falan. <laughs> Ama dedim sonra dedim benlik değil. Ben biraz böyle özgür ruh. Dışarı böyle atan sürekli falan. Amerika'da neden durdun dersen Amerika şöyle. Her bir aileti bir devlet gibi arkadaşlar. Örnek verdim New York'tayım. New York'tan çıktı New Jersey'ye gittim. New Jersey ile New York arası dağlar kadar fark var. Kaliforniya mesela dağlar kadar fark var. Hepsi San Francisco dağlar kadar fark var arkadaşlar. Yani Florida olsun, hepsi dağlar, hepsi birbirinden çok ayırsak yeni bir devlette gitmiş gibi olursun. O yüzden şey yaptım. Amerika'yı tercih ettim. Ama siz İsveç, İsviç, İsviçre buralar güzel yerler, oraları da tavsiye ederim. Onun haricinde ne yapıyoruz biz şu anda? 65 milya kadar gücümüz düştü arkadaşlar, görüyorsun. Çu geldi bizden aldı gereksiz. Bu çocuk da bizim Zakaris var ya adı nedir Zakaris o şeyin ee, nasıl söyleyelim bizim o arkadaşlar bir şey diyor bu arada al, bizim bu ittifak lideri var ya o hesabı gitmiş oyun tarafından kapatılmış galiba şimdi son duyduklarıma göre Zaten sıralamadaki birçok kişiye bunu yapmışlar. Ee, hesaplarını banlamışlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu Chu kardeşimiz de ismi Chu şey yapmış. Bak para basmış. Görüyor musunuz? Normalde donanımlar bu değildi. O ban yiyince o ittifakın en iyilerinden biri şu anda. Anlaşmaya vardık. Dedik ki hani kaleyi size vereceğiz. Hani siz bu sefer aldın. Tamam dediler. Bu da uyanıklık yapmış. Hemen bir para basmış. Yani en iyisi ben olayım. Başkanlığı bana. Ama o ittifak öyle bir saçma sapan bir ittifak ki. Ona da yedirmeyecek. Boşu boşuna da, da para da basıyor. Kendi bilir. Yani orası çok saçma. Mesela onu şu anda o çocuk hak ediyor. Şu var yani bize saldıran şu anda bizi oradan çıkaran. O çocuk şu anda hak ediyor. Hani başkanlığı ona verilmesi gerekiyor. Sonuçta parayı basmış. Ama o ittifak o kadar düşünceli değil. Gerizekalı topluluğu orası. Bakalım. Evet. Şimdi buna bir rally açacağız ama bu adamı yakamayacağız. Çünkü askerleri falan iyi durumda şu anda. Bonuslar bir de ben 2 saatlik bonusluk açtım arkadaşlar. Normalde. 10 ee, saatlik şey 12 saatlik açmadım. Onun bonusu daha yüksek. O fark var şu anda. Ama değiştirmeyeceğim ya. Şimdi zaten bastık zaten. Anlaşmalı ya. Değiştirmeme gerek yok. Diye düşünüyorum arkadaşlar. Değiştirmeyelim. Saldırı açacağım ama yakamayacağız. Buradan destek falan almam gerekecek galiba. Buna bizim şeyi çarsalar daha iyi. Bizim King var ya. Ben bozdum zaten. Öyle bir mix gitsin dalsın. Ne olacak? Bunu ben gene açayım. İki rally ile gidelim istiyorum ben. İnşallah mix yanlış almaz. Yanlış anlamaz. İki rally ile gidelim. O gitsin sonra ben de arkadan vururum. Temizleriz adamı. Yıkamayabiliriz tek rally ile. Ne diyor bir saniye. Al işte rally bozdu ya. Oo, ben işte ben bunu sevmiyorum. Ben Murat'a katılım diyor. Muraya katılım diyor allah Ekber. İşte olmadı ki bu. Bozdu rallisini. Neyse. İşte bak bu iki ralli yazdı. Ben iki ralliyi gireyim. Bak geldi bana katıldı dengesiz. Neyse. İki ralliyle ancak yıkabilirdik onu. İki, i̇ki ralli üst üste gidecek. Patlatacağız onu. Adamlar sağlam girmişler oraya. Biz şu anda bizdeki oyunculara baksana. Şu anda o arkadaşları tanıyorum Bizim iki tane Türk arkadaş da Abi şu an biz bu ralliyi yıkamayız. Bu asker gücüyle yıkamayız. imkansız. Yok abi yok. Bu, bu da bu çocuğun da araştırması full. Ben şey yapacağım ya biraz paket alacağız arkadaşlar. Biraz paket alımı yapalım değil mi? Hayırlı uğurlu olsun. Basmayacağım basmayacağım diyorum. Sonra gene basıyorum. Çünkü hep mecbur şu anda. Bir, bu askerleri biraz iyileştirmem gerekiyor. Kayıt var mı diyor. Var. Kayıt. Kayıt. Var arkadaşlar var. Bu abimiz 47 47 ile 50 yaş arası bir şey. Abi kusura bakma yaşını unuttum. Yorumlara yaşını yazar mısın? <laughs> o da izliyor bizi. Ya 47 yaşında ya 50 yaşında. Biraz agresif. Hafiften agresif abi. Ben size söyleyeyim yani. Bazen ittifakta görüyorum. Millete, millete bayağı şey yapıyor. Bir tık sinirli. Onun haricinde Aramız ama onunla çok iyi abi seviyorum ben. İlk dönemden beri konuşuyoruz. Bayağı iyi. Ondan sonra bakalım. Gördüğünüz gibi bunu yıkamadık arkadaşlar. Neden bahsediyorduk biz ya? Gene konu gitti. Bir şeyler konuşuyorduk ama. Buna bakayım. Gene doldurur ki. Bu bunu yıkamayacağız da. Bakalım. Bizim bak. Bizim bu Arap işi bilmiyor. Bak. Rally açtın ya. Rally, Arap rally açtın ya. Girdin mi içeri? Kaptanlı birine devre sen çık oradan. Çık. Sen diğer diğer rally. Nefes aldırma ya. Bu taretlerde onlara zaten tamam. Güneş kalesini vermişiz. Onlarda sıkıntı yok. Oraya saldırmayalım. Ama taretlerde nefes aldırma adamlara ya. Onu aralaştır mı? Geri gel diğerine aç. Geri gel diğerine aç. Nefes aldırma. Ya Rabbim ya. Abi bu da babies. Yani şöyle söyleyeyim bu. Bu adam kadar istikrarlı bir adam görmedim ben. E çok istikrarlı ya. ya. Böyle bir şey yok ya. Ya adam bir kural yazmış, inanın. Kağıda dökseniz 20 sayfa yazı çıkar. Adam o kadar kural yapmış, yazmış. İnan 20 sayfa çıkarıyor. Ben artık okumadım ya. Geçtim yani. Düşünün. İnanın ki. Şimdi dünkü videoda da görmüştünüz ya. Ben birine destek attım, geldi patladı ya. Mer yasakmış. Hani birine bu atmış yani şeyde birine destek atmak ulan böyle salak bu bir kural olur mu ya? Neyse de ben okumuyorum abi geç diyorum ben ne neyini okuyacağım ya 20 sayfa kural mı olur ya? Geri zekalılar. Yani. Hafiften böyle ufak şeyler söyleyebiliyorum geri zekalı mal mı aptal gibi yok o da hak eden arkadaşlar o için de kusura bakmayın. Buradan da özür diliyorum. Evet, gidiyor. Ama patlamaya gidiyor. Hadi bakalım. Patlayacağız da, en sonunda bu Arap gelecek bunu yıkacak. Başka türlü olmayacak yani. Evet, güzel. Şimdi bu durumda mikse, mikse aç diyeyim abi, mikse açsın. Bakalım. Adamın donanımı daha iyi arkadaşlar. Bir de gerçekten nişancı farkı var. Ama mix de alamayacak. Çünkü bizde nasıl bir düngü var biliyor musun? Şimdi bizim rallimiz güçlü değil abi. Yani herkes güçlü bizdeki güçlü oyuncular herkes bir yere ralli açmak istiyor. Ya kardeşim gelin her yere açalım işte. Yok. Mix açtı mix ona ceza. O mix de patlar da bunda. Neyse o kadar da önemli değil. Zaten puan için şu anda. Şu an zaten puan için saldırıyoruz arkadaşlar. Şu anda önemli değil yani bu savaş. Aslında çekmeyecektim. Ama dedim ki çekeyim. Niye? Sizin için. Dedim ki en azından bir içerik olsun. Arkadaşlarımıza 2-3 saatlik izlemek isteyen izler. İzlemeyen de canlı sağ olsun. Sorun değil. Tamamını izleyen arkadaşımız da şey kazanacak. Ödülünü alacak arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Ödülü değiştirelim. Bu videonun şifresini bana veren e, arkadaşlar, tamam mı? E, bana veren arkadaşlar bu videonun şifresini. E, tabii şifreyi verdikten sonra da ona bir soru soracağım. Gene ile ilgili. Sorduğum soruya doğru cevap verirse direkt hediye alacak arkadaşlar. Herkese bu olacak diye düşünüyorum. Böyle bir hediye sistemi düşünüyorum. Neyse arkadaşlar dedim ki bir şifreli siz şu an kafamda oluşturmaya çalışıyorum. Siz şifreyi bana iletin arkadaşlar. Tamam mı? Bu videonun şifresini bana iletin. Ödülünüzü alın. Onun haricinde burayı alacağız arkadaşlar. Oo, hepsini aldık zaten. Ve 3 TL'lik paketi de almış bulunmaktayız arkadaşlar. Parayı kıydık vallahi. Ya bu millet diyor sert şey alaşım. Bizde çok diyor bende alaşım yok. Bu nasıl bir düngüdür ya? Bende niye alaşım yok? Benim alaşım lan niye? Ne gibi? Ben normalde insanlarda alaşım birikiyor. Bende alaşım yok ya. Şu anda alaşım olsa var ya. Çok Çok ileriye giderdik. Rallimiz patladı arkadaşlar. Evet. Bunu ayarlamasını yapalım. video bayağı uzun olur ha. Abi bu video bayağı uzun. Harbiden bu videonun şifresini söyleyen adam helal hoş olsun ya. Hediyesini vereceğim ya. Bu videonun şifresini söyleyen hediyesini vereceğim. helal hoş olsun. Vallahi ya. Ne abi? Video uzun hocam. Şu an bir baksanıza. Bir saat oldu zaten. En az bir iki saat daha olur herhalde. Ee, onun haricinde evet sert dalaşım ya şuraya bak ya sert dalaşım eksiğimiz var abi böyle bir şey yok <laughs> neyse bir şey olmaz ya gene üç, gene 5 altı bin TL 6 bin TL para yatırdık arkadaşlar gene gene para yakıyordum. neyse yatırdık mı yatırdık canımız sağ olsun canınız sağ olsun yatıracağız arkadaşlar zevk alıyorsak yatıracağız Zevk aldığınız her şey paradır arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bak bunu unutmayın. Neyden zevk alıyorsanız o paradır. Bak araba zevkiniz varsa paradır abi. Para akıyorsunuz. Ne oyun zevkiniz varsa para. Ne zevkiniz varsa para. Hepsi para arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Vay be. Bir saniye arkadaşlar. Gene bir mail geldi. Onu da ilgileniyorum. Buralarda kusura bakmayın artık arkadaşlar. Üstten geçebilirsiniz ya böyle durumlarda ben şunla ilgilenmem lazım. Yapacak bir şey yok. Hmm. Hediye konusunda çok bahsettik. O bölümü kapatıyorum arkadaşlar. Ee, hepiniz bilgi sahibisiniz. Zaten artık bu konuda. Soru soranlara da hatta cevap siz bile cevap verebilirsiniz. Bak kardeşim böyle böyle bütün videoları izlersen e, hediye yakın olursun. Dediğimiz gibi onu geçelim artık. Yeter söyle söyle bir hal olduk. <laughs> bizim bizim mix de çakıldı. Eyvallah hayırlı işler. Hayırlı işler. Nişancı farkı var bu adamda arkadaşlar. Bak benim nişancım yoksa onu, onu var ya çivilerim oraya. Ama geliyor. Geliyor. Şimdi bizim bu şeyi ismi neydi? İsmini de unuttuk şimdi. Neyse. Onu Alonso'ya fırlayak. Abi dört yıldız yapayım. Yeteneklerini dolduralım. Silahını on level yapalım. Mis gibi abi. Sonra bombala, zumbalala. Bu kadar basit. Ee, güzel günler bizi bekler. Seferberlik başlayın gene Kapat kapat. Aa, tamam, o değil ya. Arkadaşlar bir de burada hani sandık paylaşıyorsunuz ya. Paylaştığınız sandıklar o kırmızı var ya kırmızı sandık olsun. En iyi sandık olsun. O kötü sandıkları böyle ittifak sohbetinde paylaşmayın arkadaşlar. Bu konuda da uyarımı yapayım. Bilmeyen çok şey. Gerçi ben onun için kısa bir video yapayım ya. Şimdi abi herkes bu videoyu izlemiyor ki. Uzun videoları herkes izlemiyor. Gerçekten de hoşuna giden insanlar izliyor. Biraz hızlandırmaya ihtiyacım var. Mecbur gittik paket aldık. Evet. Ne oluyor? Bitir abi. Bizim şey gelsin ya. Bizim king gelsin ya. Kral gelsin artık ya. Kral gel. Zaten kral gelse ya açıyor. Bunlar kaçıyor. Ama bak mesela ralliden kaçması yanlış. Ralliden kaçması yanlış. Çünkü bak biz saldırıyoruz. Biz saldırı yerken kaçıyor muyuz? Kaçmıyoruz. Sen de kaçmayacaksın. Bu kadar delikanlıysan kaçma yani. Şimdi i̇şte buraya kralı çağırdılar galiba. Geliyor. Buna ralli açacak abi. Evet. Bozgun bozgun asker farkı da varmış. Arkadaşlar asker farkı da var abi. Var tabi ya. Bizim bizimkiler atmıyor ki abi. Atmıyor, atmıyor. Vallahi atmıyor. Adam atmıyor da gelmiyor. Gidiyor pıt, farklı bir yere ralla açıyor bir sürü asker kaybediyor. Hı, açmış. Biz yetişemedik ki zaten. Tamam, bir şey olmaz. Git yen şunu ya. Git it vur kavazını kaçacak ama büyük bir ihtimal kaçacak böyle de uyanıklar yani. Rally'nin sonunda topuk yapar bu. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey de var. Ee, şimdi bizi izleyenler herkes ayrı ayrı sunucularda. Ayrı ayrı. Sunuculardaki sunucunuzdaki Türkleri getirin arkadaşlar. Güzel bak Discord grubumuz çok güzel. Orada toplanalım arkadaşlar. Önemli gelişmeleri video attığımız zaman haberiniz olsun. Siz de arkadaşlarınızı çağırın. Bakın arkadaşlarını çağıran insanlara da ben bir sürü hediye gönderdim. Emek verdikleri için. Arkadaşlarınızı çağırın getirin. YouTube'a getirin, izlesinler. Ee, yeni Özellikle yeni sunuculardaki arkadaşlar. Ya şimdi bak bana çok mesaj geliyor arkadaşlar. Adam bak geçen birkaç tane abi var. Adamlar totalde bin bin, 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 bin bir bir, çok trilyon para basmışlar arkadaşlar. Yahu size ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Bak bir abi var 200 bin 300 bin TL arası para basmış. Şöyle söyleyeyim. Bir kahramanın silahı bir kahraman silahı full olmaz mı? 10 level olmaz mı ya? Abi adamda bir tane kahramanın silahı full değil ya. 100-300 bin TL basmış bir tane silah full değil abi. Ya diyorum abi sen ne yaptın diyorum. Ya diyor ne bileyim diyor. Bastım işte diyor. Ya arkadaş tamam da neye bastın abi? Basmış neye bastığı belli değil. Hep o normal paketler var ya abi. Normal paketlerden almış da almış. Almış da almış. Almış da almış. Oraya 300 bin TL para gömmüş. Hiçbir şey yok ortada. Şef donanımı var ya hala şey abi mitik olmamış ya. Adam 300 bin TL basmış. Ya arkadaş yazıp günah ya o para yazık günah. Getirin videolarımızı izlesin ya. Getirin izlesin abi adam öğrensin yani. Getirin izlesin ya. İnanın çok üzüldüm o yüzden yani. Yani ben inanın ki adamı üzüldüm. Gerek yok yani abi. Adam hala bir de şey yani biraz destek falan oldum ama yani inanın ki yani o kadar bu kadar para da basılıp yani hiçbir şey olmaz ortada hiçbir şey olmaması da çok üzücüydü biliyor musunuz? Her neyse. Bizim amacımız bu. Bir de arkadaşlar geçenlerde şöyle bir olay yaşadık. Ben şeyde Discord bizim resmi Discord kanalı, oyunun resmi Discord kanalında video atıyorum. Hani paylaştığım videoları oraya da atıyorum. Benim yorumum aynen şu şekilde arkadaşlar. İşte e, arkadaşlar işte 3.000 aboneye geçtik. 5.000 aboneye doğru gidiyoruz. Ee, çok yakın bir zamanda bu oyunun en iyi işte YouTube kanallarından e, bir tanesi olacağız gibi bir yorum yaptım. Bir tane bayan arkadaşımız o da iyi kötü böyle içerikler üretiyor. Çekti de dedi ki ya dedi hayırdır ya dedi biz dedi bir yıldır bir birçok yıldır burada yemek veriyoruz. Sen kalkmışsın ben işte bu en bir numarayız şu yüz falan. Yani ben kimseye bir laf atmadım. Kimseye bir şey yapmadım. Kimsenin işine karışmıyorum. Kimsenin iş, videolarıyla bir işim yok. Kendi halimizde videolar yapıyoruz ki 4000 aboneye yaklaştık. 4000 aboneye geçiyoruz. 5000'e 5000 olacağız Allah'ın izniyle. Biz bunu 10-15 günde yaptık arkadaşlar. Yani bizi seven insanlar var. Bakın siz izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Bunu Geri kaçtılar bakın. Kaçtı. Hah. Zannetmiyorum. Neyse. Dediğim gibi yani. Biz de burada bir emek veriyoruz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi. Ee, artı. Bizim konseptimiz farklı. Ee, neyse konuştuk anlaştık yani. Bizim kimseyle bir işimiz yok arkadaşlar. Biz kendi halimizde. işimizdeyiz, gücümüzdeyiz yani. Şu anda o şimdi şu anda sadece e, bu oyunun sadece bu oyun üzerinden video çeken bir biz varız. Çünkü diğer kanallar 5-6 e, 5-6 oyunun videolarını çekiyorlar. Yani farklı farklı oyunları çekiyorlar. Biz sadece bu şeyden Yürüyoruz, Devam ediyoruz bu oyundan. Yani tabii ki de bu oyunun bir numaralı e, kanalı şu anda YouTube kanalı olma yolunda ilerliyoruz. Çünkü sadece bu oyun üzerine içerik üretiyorum ben. Başka oyunlar yok şu anda bu kanalda. E ben sadece bu oyun içerisinde ve bu oyun üzerinden şu anda 4000 aboneye yaklaşıyorsam tabii ki en iyisi olacağız yani bu oyunda. O yüzden arkadaşlar yani dediğim gibi bizim kimseyle bir işimiz yok. Buradaki arkadaşlarımız, dostlarımız bakın. Gelin şeyde Discord kanalında gelin arkadaşlar sohbet edelim, muhabbet edelim. Hepinizde bakın gelin Discord kanalında işte aktif olun. Eğer boş vaktiniz çoksa aktif olabiliyorsanız orada size yetki vereyim. Gelin benimle birebir otururuz, konuşuruz. Dinlerim. Hani bir aile ol gibi olalım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biz bugün bu kanalımız bugün 4000 kişi örnek veriyorum. Yarın öbür gün 10.000, bin, 15.000, bin, 20.000, bin, bin. olabilir miyiz? Olabiliriz arkadaşlar. Niye olmayalım? Ne demek istediğimi anladınız mı? Yarın öbür gün Mobile Legends'tan da videolar atacağız. E Mobile Legends'ın da işte takipçi, takip, Mobile Legends'ı da takip eden kişiler gelecek bize. Ee, o yüzden ben aslında size de söyledim bu Mobile Legends ile ilgili videolar da çekelim mi diye. Eğer e, evet diyorsanız şöyle yapacağız. Haftanın bir günü Mobile Legends videosu da atacağız. Eğer tutarsa hani izlenilirse şey yaparım ben. Eee Haftada ikiye çıkarız. Yani ya da zaten bu oyunla ilgili sürekli paylaşım olacak. Ondan yana endişeniz olmasın arkadaşlar. Yani bu oyunun hiçbir şekilde şey olmayacak ama tabii şu an değil zaten. Baya bir zaman alacak gibi gelin. O zaman geldiğinde arkadaşlar bir de Metin'e yazın bir saniye. Metin bugün hiç ne yazdı ne bir şey yaptı biliyorsunuz. Normalde yazar. Bir şeyler yazar. Ne son yazmış bir şeyler de neredesin falan. Bugün sesin çıkmıyor dedim. <laughs> Her neyse bak bizim bu King az önce anlattım ya gidiyor orada duruyor ya ne duruyorsun abi çık oradan çık artık diğer yerlere saldır ya abi işte var ya neyse 5. sıradayız ya ilk 20 içerisinde olursan güzel hediye veriyor zaten ee, nerede kaldık evet Şimdi yarın öbür gün şimdi o, buranın belli bir izleyicisi bir kitlesi olacak artık telefonumuzda. Yani bu buranın sürekli bu oyunun videoları gelecek arkadaşlar. Mobile Legends'ın da bir okuyan um, bankadan mesaj geç. Mobile Legends'ı da okuyan yani Mobile Legends'ı da e, oynayan arkadaşlar bilir. Oradan da zaten en kötü bir video 30-40 dakika sürüyor. Bir oyun yani. Hatta bu oyunda yani o mobilyacız oynayan da çok arkadaş vardır. Büyük bir ihtimal böyle tahmin ediyorum. O grupla da böyle gireriz. Güzel maçlar çıkarırız. Beraber oynarız. Gibi gibi. O yüzden arkadaşlar güzel şeyler yapacağız. Sizinle beraber. Ee, halledeceğiz yani halledeceğiz arkadaşlar. Güzel şeyler var kafamda. Şimdi bir şeyler yapacağız. Bir de masa falan kurmam lazım falan. Sistemi falan kurmam lazım. Aldığımız paketler arkadaşlar. Hepsini satın aldık bunların. Gördüğünüz gibi. Güzel şeyler yapacağız. Evet sıkıcı bir savaş. Kaç saldırı yaptık ama böyle sağlam ralliler yapmadık arkadaşlar. Zaten şu anda bizim Arap oyuncunun karşısında durabilecek kimse yok arkadaşlar. Bakmayın o da işte sağa sola çöp şeyler yapıyor. Genel anlamda olay bu arkadaşlar. Benim ciddi derecede bu Alonso'yu alıp fulllemem lazım. Çok fark ediyor abi. Hani mesela acayip fark ediyor bilginiz olsun. Ya şu an benim için fark ediyor daha doğrusu. Benim nişancım şu an çok kötü. Onu düzeltmem şart oldu. Biraz da araştırmaya önem vermem lazım. Araştırmaya da basmam lazım. araştırmaya biraz hızlandırma ayıracağım araştırma için ona da basacağım yani ben şöyle bakıyorum ya şimdi bu bizim bu oyunlardaki balinalara bakıyoruz da her biri diyor 50 bin 60 bin dolar 40 50 bin 70 bin dolar yani bu dolarlardan bahsediyorlar arkadaşlar e, yani biz de bir balina olur muyuz arkadaşlar? <laughs> Arkadaşlar bu bunu da yorumlara yazalım. Birçok şey yorumlara yazın diyoruz ama sizce bizim kaleden de ileride balina olur mu? Sizce. Yani bu durumda balina balina değil şu anda da bilmiyorum yani. Ee, ben şimdi şöyle benim benim taktiğimi söyleyeyim size arkadaşlar. Taktiğim şu benim daha doğrusu. Ee, dördüncü gene kadar dördüncü gene kadar hatta 5. 5. gen falan o genlere kadar ki süreci akıllı atlatmak. Yani şu an bana güç lazım değil. Şu an mesela gördüğünüz ateş kalesini ben alsam ne almasam ne aman. Zaten ne yaptıkları belli değil. Arap o kadar para basmış anlaşma diyor şu diyor bu diyor. Ya zaten alamazlar sen. Ha tamam bıraktın onlara hediye ettin. Fakat ah, şimdi Zaten şimdi SVS geliyor. Seves'e mecbur Arap alacak da. Ee, yani gerek yok bence yani. Gerek yok. Bir çekişme olması gerekiyor anladın mı? Ya bu miksen önce kendine bak ya Allah'ım ya Evet. Gençler ne yapacağız? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Biraz relax takılıyoruz abi. Tabi. Bırak bunlar biraz savaşsınlar abi. Zaten ne yaptıkları ve anlaşmalar yapıyorlar. Anlaşmalar bozuyorlar. Ben şimdi genelde YouTube kanalıyla ilgilendiğim için buralara video video derken o tür işlerle hiç uğraşamıyorum. Bizde Metin vardı biliyorsunuz. Bizim Metin. Adamların beynini yaktı zaten sunucu daha kendi yeni kendine gelmeye başladı. Yani normalde bu STK'nın başında Metin vardı. Burası biz biz Mehmet kurucusu Metin Gökhan. Yani Türk itfakıydı burası. Sonra Bunlar sıkıldı bıraktılar işte bu bir tane şey var Çinli falan bıraktılar onlar da aldılar falan şeyler yapmaya çalıştılar. Adamlar şimdi bizi tanımıyorlar. Tanımıyorlar derken yani artık adamlar resmen itfakın sahibi olmuşlar artık. Ki önemli değil o da önemli değil. Dediğim gibi sunucu transferlerini bekliyoruz. Güzel bir sunucu transferi geldiği zaman güzel bir Türk sunucusuna gideriz. Daha kaliteli daha güzel videolar çekeriz arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Bir de aslında rallici başı olmakta da sıkıntı ya. Hiç gerek yok ya. Ralli başı malli başı ya. Bırak can açsınlar. Katıl işte falan git. Ama neden sen çok benim askerim yaralanıyor. Ben onu anlam veremiyorum. Herhalde bizimki en, sürekli en safada. Sunucu transferleri için de nereye gideceğimi söyleyeceğim. Ee, benim yakınımda hani sunucu transferinde aynı gruptaysak gelebilirsiniz arkadaşlar. Buluşuruz ortak bir noktada. Beraber oynarız. Yani. Onun haricinde zaten aslında böyle eski sonuçlara gidebilme imkanı olsaydı. Hani. E, eski sonuçlarda bir yerde de toplaşabilirdik. İleride o da gelir diye düşünüyorum. Bu transferlerle ilgili daha tam oturmadığını düşünüyorum bir şeyler yapılacak yani. Oturur bence. Oturduğunda daha güzel bir şekilde oturur konuşuruz. Onun haricinde arkadaşlar gördüğünüz gibi 5.000 aboneye gidiyoruz. 5.000 aboneye doğru yola çıktık. Tık 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 tık. Onun haricinde Discord'da gelmeyen arkadaşlarımız gelsinler arkadaşlar Discord bakın ben Discord bayağı elverişliymiş ya biliyor musunuz? İlk kez bu oyun için Discord'a girdim ve Discord'u ilk kez bu oyun için bu kadar sık kullanıyorum. Normalde bu kadar sık kullanmazdım. Bayağı da iyiymiş yani Discord. Yani hala benim gibi bu Discord'u kullanmayan bir sürü kişi var, anlamayan falan. Hala var yani oyun içerisinde hala Discord'a gelmeyenler de var. Mesela oyun içerisinde ama Discord'a gelmemiş daha. Öyle düşünün. Öyle bir sürü kişi de var. Yani bir Discord neymiş böyle? Baya ben sevdim yani bu Discord'u. Her neyse Discord baya güzel arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Onun haricinde sunucu, bizim de zaten Discord sunucumuz var. Bu Discord sunucumuz baya büyüyecek arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Bin kişiye yakın bir şey yapmayı düşünüyorum bir bin kişi oluruz büyük bir ihtimal. Daha da büyüyeceğiz Allah'ın izniyle. Yani şu petleri de bekliyoruz bakalım. Bilen varsa yoruma yazsın. <laughs> ne kadar çok şey yoruma yazdırıyorum. Bilen varsa yoruma yazsın. Şu petler savaş ikinci petler ne zaman gelecek arkadaşlar? O petler de gelince bence daha rahat olacağız diye düşünüyorum. Evet. Çok petler çok savaş puanı verecek onlar. Petler de önemli arkadaşlar bu oyunda. Hatta en önemlilerinden bir tanesi. Şimdi mesela eski sunucularda böyle banila, balinalar görüyorsunuz ya. İşte mesela saldırıyor sana sen diyorsun ki ya bu ne ya? Bu, 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 bu bunun gücü yokmuş ya diyorsun ya o. Ben tamamen pe, tamamen petle alakalı öyle söyleyeyim. Yani daha peti çöz pet olayını çözememiştir daha. Onu o o yüzden de geri kalıyor diye düşünüyorum. Pet konusuna ağırlık verin. Ben vereceğim. Hatta birazdan biraz pet geliştirelim sizinle beraber. Bu şey SVS'ye gelecek ama işte ama gene de bir şey olmaz. Sizinle beraber petleri geliştirebiliriz arkadaşlar. Kısa short videolar da çekmeyi düşünüyorum. Bu arada bilginiz olsun. Kısa short videolar da gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar burada videoyu sonlandırmıştım. Şimdi size bir arkadaşım Şimdi buradaki bir arkadaşımız da bize şey yapmış. Evet aldık arkadaşlar. Sabahleyin konuş. Biraz da buradaki Bayji'nin Bayji'im Satoshi'nin sat... hemen, hemen Anlaşma aynı. vardı. Şimdi şeyine bakalım. Onun gönderdiği birkaç rapora bakmak istiyorum. Sizinle beraber. Şöyle bozgun. Evet. Bonus kaynaklar. Bunun farklı. Ya bunlar eski sunucular. Arkadaşlar. Bakayım eski sunucu. Onun kim almış? Bizim arkadaş bu. Bu da YouTube'dan. Kardeşim merhaba. Yalnız şeyi anlamadım ya. Deli mi? <laughs> Türk mü bu? Deli. Deli değil de bir şey kısaltması mı yapmış ya? Kısaltma bu galiba. Türk değil bu ya. Hayır. Türk değil arkadaşlar. Şimdi raporlar. Nerede son? Ee, savaş bitti bizde de bitti arkadaşlar. Şu anda videoya ekleme yapıyorum. İşim çıktı kapattım. Şu an videoya ekleme yapıyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle bakalım. Şu ne? Nasıl bir rapor var ortada? Şimdi. Hmm. Evet. Ama yani bu eski sunuculara göre niye böyle donanımlar falan düşük? Neyse her neyse. Şimdi şöyle baktığın zaman yani evet asker oranına bakalım. Şöyle bakıyorum. Yani sol taraf अस्कर फर्क अस्कर ओके Like ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar dediği gibi e, onun onların savaşından da az bir şey vardı da videosu da var aslında onu da eklerim zaten size yani izlemiş ol, ol olursunuz. şey de gelmedi de Çok saçma raporlar var burada ya gidelim şimdi. Evet bu gördüğünüz gibi arkadaşlar. One for all. Vay be. 363. Kale görünleri bunlar güzel ha, fena değil bunlar. Ama kalıcı değil galiba. Etkinlikten etkinliğe veriyor. Şimdiki raporlar demiştik. E, neredesin? Evet ilginç. Bu kim? Kabul edelim. Kim ama? Merhaba kardeşim. Merhaba kardeşim. Son Son demeyelim ki de. Güneş ateşi Kalesi videosu diyelim ya da sürpriz olsun ya görürse görürse yazar izlerse ya da diyelim böyle kardeşlere can feda arkadaşlar abimiz bu da bizim abimiz onun hakkında da konuştum abimiz reis şimdi burada şey yapalım hemen son ıı, rütuşları yapalım. Gene yani kurallar kurallar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz sıfırlandı bitti çoktan savaş bu şu anda bu videoyu ekleme yapıyorum arkadaşlar sizin de anladığınız gibi sıfırlandı saat işlerimden dolayı ancak vakit bulabildim o yüzden şöyle girelim şimdi arena 16 mevcut sıralamam. arkadaşlar mevcut sıralamada 14. bıraktım gittim 14. sıraya yerleştin diyor güzel arkadaş 10 13 işte güzel bir şeyler vermiş sonuçta. Hiç almasaydık ne yapacaktık değil mi arkadaşlar? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu silah arkadaşlarını etkiliyor muydu? Etkiliyormuş arkadaşlar. Etkiliyormuş. Aynen. Ee, onun haricinde güzel. Binin altına düşmesi iyidir. Biraz erken yaptım. O yüzdendir. Şöyle alalım aldık mı? Tamam. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Bir şeyler yapmamız lazım. Evet buna da saldır abi. O güzel hediyeler vermeye başladı. Bunu sürekli saldıracağım. Şimdi bakalım. Şunu da final yaptırsak mı diye de düşünüyorum yani elim gitmiyor değil. Ama bekleyeceğiz abi yok yok. Bekleyelim. Şeye buradan hiçbir şey almayın. Tavsiye etmiyorum. Bak buraya gelenler güzel. Bak şunlar güzel arkadaşlar. Güzel veriyor. Onun haricinde bunu kullan. Bunu hatta şey yapalım şöyle. Demir. Devam Bu ne? Ha. Bunun videosu gelecek arkadaşlar. Bunu 370 tanesini alacağız. Alacağız arkadaşlar. Bunun videosu geliyor. Videosu için beklemede kalın diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Takvimde neler var? Bir bakalım takvimde. Bu boş bir şey. Cina geliyor. Bu da o kadar önemli değil. Kale Savaşı idare eder. Dökümhane Dökümhane'ye girelim. İttifak Harekatı fazladan mesai 5 para etmez. Arkadaşlar bugün zaten kahraman basma etkinliği de gelecek. Bu arada ee, onu da yapacağız. Tabii. Onun haricinde ne diyorsun? Ya boş şeyler için bana geliyorlar ya. Beni deli ediyorlar. Kaç defa dedim böyle boş şeyler için beni uğraştırmayın. Ama yok harbi laf dinlettiremedim arkadaşlar. Boş şeyler için gelmeyin dedim ama yok. Arkadaşlar şimdi burası için de size bir bilgi vermek istiyorum. Bakın. Ayı avı tuzağına e, arkadaşlar 30 level yani rally açanlar ayının etrafına geçerler. Neden? Çünkü rally hemen açabilsin diye. Ne demek istedim? Daha çok puan. Herkes daha çok ödül alıyor. Şimdi bunu anlamayan bazı arkadaşlarımız var. Hatta bizim şey abimiz buna darıldı. Hatta ona yazmaya da çalıştım bir saniye görürse de buradan ona selam olsun ee... yani onu anlatmaya çalıştım da şimdi Hepiniz biliyorsunuz zaten. Yani burada rally açanlar durur. O yüzden buraya ışınlanmayın. Ondan sonra o adamı oradan çıkarana kadar yani bin bin takla atılıyor yani. Gerek yok. Siz öyle hatalar yapmayın arkadaşlar. Buraya ayının etrafına gelmeyin. Ayının etrafına rally açan adamlar gelsin. Bir an önce e, şey yapsın diye. Eee daha çok puan, daha hızlı ralli açabilsin diye onların durması daha iyi. Böyle hatalar siz yapmayın. Şimdi neredeydi? Çit bu. Evet hala bizim aldığımız da burada. Evet, arkadaşlar videomuz bu kadar. Bugünkü şifremiz şifremizi söylüyoruz arkadaşlar. Hedef 5000 abone. Şifremizi söyleyen arkadaşlarımız ödüllerini alacaklar arkadaşlar. Yani bakalım nasıl bir ödül sistemi yapacağız. Ona göre o ödülü dağıtacağız. Onun haricinde başka da bir şey. Burada da baktığınız zaman 100k elmas birikmiş. Hala almadım. inan Hatta alalım mı? Alak mı? Alak. Burada niye biriksin ki? Alalım abi. Evet. Bayağı elmas birikmişmiş. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi. Hatta şimdi size bir şey göstereceğim. Size oyunun başında söylemiştim ya. Bakın şu arkadaş tamam şu arkadaş bastı parayı ama gene de başkanlığı yani şeyi ona vermemişler neyse Allah'a emanet olun arkadaşlar kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere bir sonraki videolarda bu bu çekilişin e, size kazanmanızı daha da güçlendirecek. Höf noktaları bir de diğer videolarda karşınıza çıkacak. İzleyenler zaten hak eden kazanacak. Allah'a emanet olun.